Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi efsane bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Harry Potter Minecraft serisine başlamıştık ve onun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son hatırladığınız üzere Hogwarts trenine binmiştik. Hogwarts Express'e ve Hagrid'le konuşmaya gidiyorduk ve burada videoyu en son bitirmiştim yani hatırladığınız kadarıyla. Hemen trenden çıkalım, Hagrid'le bir konuşmaya gidelim arkadaşlar. Evet, Hagrid bizi trenin girişinde bekliyor zaten. Evet, F'le Hagrid'le konuşuyoruz. I remember you from Diagon Alley diyor. Aynen. Seni diyor Diagon Alley'den hatırlıyorum diyor. Tamam, follow me diyor beni. Okey abi. Şimdi follow Hagrid the boat diyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar, Hogwarts'tan indik, yani şeyden bir indik, trenden indik. Şimdi bota bineceğiz arkadaşlar. Botla artık okulumuza doğru gideceğiz. O devasa okulumuza gideceğiz arkadaşlar. Hogwarts'a gideceğiz. Evet, Hagrid gidiyor. Common'la konuşuyor ama arkadaşlar pek fazla İngilizce şimdi beyin yormayalım. Her tüm anlamda İngilizceyi bildiğimi söyleyemem. Yanlış çevirmeyelim yani. En son bir hatırlarsanız birinci bölümünde kurbağa mı işte artık bu Neville Longbottom'un kurbağasını ararken yanlış çevirdiğim için yarım saat Neville'i aradım ya. Meğersem onun kurbağası kaybolmuş, onu aradık yani. O şekilde. O yüzden hani pek İngilizce ile pek münakaşaya girmek istemiyorum. Mantık yoluyla diyelim yani oynayacağız. Evet, gidiyoruz. Burada öğrenciler var görüldüğü üzere. Ve merak ediyorum gerçekten, hani seçmen şapka bizi nereye yerleştirecek? Eğer gerçekten seçmen şapkaya oturacağız mı? Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten Harry Potter'ı izleyenler bilir. İnanılmaz bir seri arkadaşlar. İnanılmaz, muazzam, mükemmel ötesi bir seri yani. İzlemeyenlerin de izlemesini tavsiye ediyorum. Onu da söyleyelim. Dumbledore'dan bahsediyor. İyi adam diyor ondan diyor. Çok iyi adam diyor falan. O şekilde bakalım. Inventory falan en son hatırladığınız üzere asamızı almıştık. Kıyafetlerimizi çekmiştik. Kitaplarımızı almıştık. Oradan da treni binmiştik. Bayağı her şeyimiz tam teçhizatlı yani. Ya aslında Hagrid'i bu kadar böyle takip etmemiz şart mı? Aa. Arkadaşlar soyuyor gibi oluyoruz ama. Dur, shift ile çıkıyorduk değil mi? Sandığım andığı yani önümüze geleni soyuyoruz. Ulan bu benim hatırladığım şey mi ya? Arkadaşlar, Harry Potter izlemeyenlere ben buradan spoiler vermek istemem. Burayı hatırlıyorum ben. Burayı görenler anladı. Yani Harry Potter'ın son filminden anladı burayı görenler. Burayı siz yorumlarda belirtirsiniz artık. Evet, bota mı bineceğiz? Ne diyor? Ha aynen, geldik şimdi sahibi görevi. Aynen, tamam. Evet, sinematik girdi. Hagrid en önde, botta, biz de arkasında arkadaşlar. Hangisi bizi çok merak ediyor. Welcome to Hogwarts diyor. Evet. Ve mükemmel okul Hogwarts arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Harita gerçekten mükemmel ötesi yapmışlar ya. Bu kadar muazzam, bu kadar hani tüm detaylarınca olamaz yani. Ben bu sinematiklerin de video değildir tabii canım. Haritada geziyor değil mi yani bu? Anlamadım. Neyse, video değildir diye tahmin ediyorum. Bunlar video olamaz. Harita içerisinde gösteriyor büyük ihtimal. Evet. Hogwarts okulundan bahsediyor diye tahmin ediyorum. Evet, geldik. Walk to Castle diyor. Kaleye git diyor bize ama. Kale dediği okul olması lazım arkadaşlar. Hagrid de burada inmiş. Evet, okulumuza geldik arkadaşlar. Bavullarımızla geldik. Evet, burada diyor ki. Ne diyor? Pek bizle konuşma istemiyor. Bu arada arkadaşlar, bu müzikten umarım hani umarım telif melif yemek gibi bir olaya girmeyiz yani. Gerçekten bundan korkuyorum, hani telif yemeyiz umarım. %2'ye aldım sesi. Yeterli. Evet, gidelim arkadaşlar. Castle'a doğru. Bu arada gerçekten Hogwarts çok büyük bir okul zaten. Filmlerden, yani filmini izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ve bunu haritaya uyarladıklarını şu an tahmin edebiliyorum. Yani hakikaten de tam ya... Aa, bu kim lan? Neyse. Bu hakikaten de haritaya uyarlamışlar ve bayağı git bitmiyor yani. Kaleye git yani. Bayağı gidiyoruz. Keşke hani bunları da sinematikle falan gösterseler de. Bu kadar yürümek zorunda kalmasaydık. Böyle olsun isterdim. Neyse. Şimdi. Kaleye buradan gidiliyor sanırım. Tamam. Okey. Ben de şeyi takip ediyorum arkadaşlar. Navigasyonu takip ediyorum. Ona göre gidiyorum. Bu arada burada... Okey, tamam. Bunlar da öğrenciler arkadaşlar.
Bize çömez gibi bakıyorlar. Çömezler geldi şekli. Aa biz yanlış gittik herhalde ya. Bir dakika. Gerçekten yanlış gittik biz galiba. Buradan nereden gideceğiz? Bir dakika. Sanırım şuradan geçmemiz lazım. Ha, aynen. Şu aradan gideceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal... Aa cinler burada. Bu şeyin adını unuttum ya. İkinci filmde Sırlar Odası'nda bir tane cin vardı. Adını... Dobby. Ha, Dobby. Evet. Kaleye geldik. Şimdi McGonagall arkadaşlar. Bu kadın kediye dönüştüğünü biliyorsunuzdur belki. Evet. Bir şeylerden bahsediyor bize. Yani konuşuyor falan ama şimdi normal şartlara biz geldik. İşte buradan bak başladı. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin'den bahsediyor. Biz bu sınıflara gireceğiz arkadaşlar. 4 tane sınıf var. 4 tane grup var. Bu sınıflara hangisine uyduğumuz kafamıza bir seçmen şapka takarak seçilecek. Evet, seçmen şapkada görüldüğü üzere sanırım McGonagall'ın kafasında yeşil o mu? Evet sanırım o olması lazım. McGonagall. Biz burada yeni öğrenciler olarak geliyoruz. Ve müthiş yemekhane arkadaşlar. Hogwarts yemekhanesi ve seçmen şapka. Bakalım şu an çok heyecanlıyım. Yani büyük ihtimal bizim tercihlerimize göre seçecek ama İngilizce bilmediğimiz için umarım çok yanlış şeyler konuşmayız seçmen şapkayla. Welcome, welcome diyor. Evet, Dumbledore bize arkadaşlar açılış konuşmasını yapıyor. Seremoni başlasın. Aynen. Tamamdır. Aynen. Sorting Hat diyor. Sorting Hat, aynen. Evet. Answer. Hani who hold like no history. Diyor ki. Arkadaşlar bize şapka burada şeyi sormuş. Yani hangi insanlardan nefret edersiniz diyor. Mesela selfish korkak falan demekmiş yani. Şimdi buna göre valla bencil insan selfish bencil demekmiş. Ben bencil insanları pek sevmiyorum açıkçası. Bunu seçmek istiyorum. Ve diğer soruları soruyor. Arkadaşlar burada bunlar göz önünde bulundurdu hangi iksiri icat etmek istersin gibisinden bir soru soruyor. Ben de güç iksiri seçiyorum. Hemen bunları sırayla çevirip çevirip seçeceğim. Arkadaşlar Hufflepuff'a seçildik. Valla yani saçma sapan tercihler yaptığımı düşünüyorum. Sanırım yanlışlıkla bir şeylere bastım geçtim yani. Çok da şey yapmadım yani ben hani kendime göre bir şeyler seçmeye çalıştım ama arada kaynayan şeyler de oldu. Ve bize Hufflepuff'a seçti. Bakalım. Evet. Let the feast begin diyor. Yemek yemeye başlansın diyor. Tüm seçimler bittikten sonra öğrenciler yemeye başlıyor arkadaşlar. Ve görüldüğü üzere herkesin önüne büyük bir ziyafet yemeği konuldu. Biz de Hufflepuff'a seçildik. Açıkçası üzüldüm. Yani Hufflepuff'a gitmek istemiyordum abi. Yani açıkçası Slytherin'e gitmek isterdim ya valla. Hani Slytherin olmak isterdim valla. Nereye diyor? Bizim masayı mı? Ha aynen sanırım bu. Aynen. Tebrikler sorutlu Hufflepuff. Bizim sınıfın masası sanırım burası arkadaşlar yani. Bu da sınıf başkanı gibi bir şey sanırım. Diyor ki speak on the Weasley Twins diyor. Arkadaşlar Weasley ikizler var. Bunlarla konuşmamızı istiyor aynen. Aynen bu Weasley ikizler arkadaşlar. Ve bunlar da Hufflepuff'ta mıydı bunlar acaba ya? Yo onlar Gryffindor'daydı aslında. Aynen Traveler you come on the Mardu map. Ha harita varmış bu arada. Haritayı Q ile açıyoruz. Ama bu arada bizde ne arıyor? Ben onu anlamadım bu arada. Muggle World, Hogwarts diyorum. Kitli yok. Ha ne diyor? Hufflepuff Common Room diyor. Aynen. Yes. Yes seçtim. Şu an Hufflepuff'ın topluluk odası var arkadaşlar. Yani bizim. Evet gördüğünüz gibi Hufflepuff'ın. Yani burası bizim arkadaşlar okulun içerisinde. Yurt odamız. Diyebilirim. Nasıl diyebilirim? Mesela yurt olduğunu düşünün. Herkesin bir toplanma alanı var. Herkesin kaynaştığı bir alan. Herkesin yatak odalarının olduğu yer. Classroom diyor. Ha, sanırım burası aynen dediğim yer.
Görüldüğü herkes şöminenin karşısında oturuyor, ders çalışıyor, kitaplıklar var burada. İnanılmaz vakitler geçiriliyor. Açıkçası gerçekten böyle bir okulda okumak isterdim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Çünkü ne bileyim ya, güzel yani, bu şekilde bir okulda okumak isterdim. Yani yatılı olması biraz benim canım sıkardı ama isterdim. Şimdi diyor ki locate the charms class. Arkadaşlar geldim. Yanlışlıkla yani şöyle söyleyeyim. Sınıfı aradım yani. Yarım saattir sınıfı aradım. Ya okul çok büyük olduğu için inanılmaz aradım. İnanılmaz, ama o sırada tabii bilgisayar hata falan verdi ve restart atmak zorunda kaldığım için biraz sıkıntılar yaşadım yani. Anca sınıfı buldum ve şu an Lumos büyüsünü öğrenmeye çalışıyorum. Yani bu ne demek? Lumos arkadaşlar ışık yani. Bu asanın ucundan ışık çıkarmaya çalışmamız lazım. Ne diyor? You already bright enough for the sea diyor. Bununla konuşacağız. Evet. Bununla bir hoca ile konuşalım. Collect of five stars diyor. 5 tane yıldız bulmamız lazımmış bizim. Yani bunu nereden bulacağız? Açıkçası bilmiyorum. Bakalım bir. Yıldız arayacakmışız. Bakalım. Şimdi bu Harry Potter haritası arkadaşlar biraz... aynen, şu an Lumos ışığını açtık arkadaşlar, görüldüğü üzere. Karanlıkta Lumos ışığını bu şekilde açtık ve sanırım buralardan artık yıldız toplamaya çalışacağız. Bakalım bu yıldızları bulabilecek miyiz arkadaşlar, merak ediyorum. Bak buradayız. Ha yok, buradayız. Şuralarda arkadaşlar sanırım yıldızlar var. Okey, bizim o zaman buradan gitmemiz lazım. Pekala. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Buradan gideceğiz. İlk sağdan döneceğiz mi? Yok. Oradan dümdüz gideceğiz. Şimdi arkadaşlar. harita inanılmaz büyük olduğu için yani çok da uzun tutamıyorum videolarını. Çünkü bayağı oralara buralara getir götür yaptırıyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Yani görev görev, bir görev iki görev yapa yap arkadaşlar. Bu haritanın sonuna kadar çekmeye çalışacağım. Umarım yani ilgi de çok yok aslında bu seri, ama ben yine hani bunu çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti benim bu harita. Yani çünkü gerçekten bir Harry Potter fanı asla sevmedim diyemez yani. Öyle. Şimdi ben bu labirente göre bu yıldızları buluyorum tabii şu an gördüğünüz üzere. Geldiğim yolu da unutmamam lazım. Vallahi kafaları yeriz arkadaşlar. Yarım saat buradan artık çıldırırız. Evet, şu ikisini aldık. Bu ikisini aldık. Şimdi buradan gideceğiz. Böyle dümdüz gideceğiz. Aynen. Şuradan. Zaten başka dönüşü olmadan yolumuzu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Olay bu şekilde. Şimdi aynen buradan gidiyoruz. Bu yıldızlar 5 tane yıldızı toplayıp sanırım hocanın yanına gideceğiz. O küçük olan hoca. Büyü hocası arkadaşlar. Lumos büyüsünü o öğretti bize. Wingardium Leviosa büyüsünü öğreten hocalardan biri de oydu. Evet, şunu da aldık. Geriye dönelim. 3 tane topladık. Şimdi diğerleri nerede açıkçası, onları çok merak ediyorum. Onlara nasıl ulaşacağız? İnanın hiçbir fikrim yok. Bakalım, göreceğiz yani. Şimdi gidelim. Harita büyük olduğu için disk anlamında da bana bir sıkıntı yaşattı. Anlayamadım. Onu çözmeye çalıştım. Evet, sanırım geldik mi? Oğlum nereden? Aa beyler, bir şey söyleyeyim mi? Gençler, valla yolu kaybettim diyebilirim sanırım. Vallahi yolu kaybettik sanırım şu an. Valla yani anca bu yapılırdı işte. Yani böyle yıldız toplarız, onu yaparız, bunu yaparız. Ne bileyim, daha ne yapacaksın ki, değil mi? Evet, birini bulduk. Şimdi diğerlerin bir tane daha kaldı abi. Son bir tane daha kaldı. Onu da bulmam lazım. O da sanırım şu düzergahtaydı, ama hadi bakalım. Arkadaşlar geldim. En son gittim yani, bulamadım. Haritanın resmini çektim ve öyle buldum. Hemen bunu da alıyoruz ve exit the dark maze diyor. Hemen arkadaşlar bu labirentten çıkıp geliyorum. Şimdi geldiğimiz yola geri geldim. Sanırım şuradan çıkacağız arkadaşlar. Exit the dark maze. Hemen şuradan bir çıkalım. Hocamızın yanına gidelim. 5 tane yıldızı da ona verelim. Aynen, sanırım bulduk. Speak the professor Filch diyor. Aynen, thanks to travel back to Classroom diyor ve sınıfa geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet, en son benim hatırlarsanız videoyu kestiğim yer burayı bulmuştum. Yani burayı bulmuştum derken burayı bulmuştum ve maalesef orayı video dışında bu yani burayı video dışında bulmuştum yani, öyle söyleyeyim. Bu yüzden burayı görmemiştiniz. Burası arkadaşlar bizim bu Filch'in sınıfı. Tüm hocaların sınıfı ayrı ayrı arkadaşlar. Herkesin bir laboratuvarı var yani. O şekilde. Şimdi nereye? Locate the defense against the dark art. Ha. Savunma sanatları ve kara büyü dersi diyeyim arkadaşlar. Ve o derse gidiyoruz şu an. Evet, bu dersler biraz sıkıntılı sanırım yani.
Bu arada Lumos'u yapabilmemiz için herhalde bizim karanlık ortamda bulunmamız lazım arkadaşlar. Evet, dersliydi bulmak gerçekten sıkıntı. Niye bir sıkıntı? Çünkü arkadaşlar okulda bir şeyin içinden bir şey bulmak çok zor. Çünkü çok yanlış yollara saparsanız gerçekten ben bir saat bir şey arayabiliyorsunuz yani. Ne diyor? I have the question. Ne diyor? What do you think? Mesela burada tell me about Slytherin. Bana Slytherin hakkında şeylerden bahset diyor mesela. Draco Malfoy bu arada bu. Ha. Ben şimdi fark ettim. Draco Malfoy'muş bu. Diyor ki bilmiyorum ya. Malfoy ailesi genelde zaten bu arkadaşlar şeye geliyor. Hemen goodbye diyelim gidelim. Bizim abi Draco Malfoy ile işimiz olmaz. Şerefsizlerle pek işimiz olmaz yani. Hani o Lumos büyüsünü öğrendiğimiz sınıf var ya. Orayı ararken kafaları yedim. Aha burası. Sınıf burası arkadaşlar evet. Burayı da bulduk. Bakalım. Aynen Lupin. Bize kurt adam öğretecek arkadaşlar bazı şeyleri bu derste. Gerçekten de heyecanlandırıcı. Bu Lupin de geceleri kurda dönüşüyor arkadaşlar. Tabi biz şu an o işin o yüzünü göremiyoruz. Yani o şekilde. Şimdi bu dersten sonra yani büyük ihtimal şu sıralarda videoyu bitiririm arkadaşlar. Çünkü inanılmaz edit işi girdi bana. inanılmaz kestiğim yerlerdi. Bilmiyorum neler olacak çok merak ediyorum yani. Evet, burada da bize bir şeylerden bahsediyor sanırım. Bu dersin öğrencisi çok merak ediyorum. Ha, sanırım asayla bir yerleri vuracağız mı? Öyle bir şey mi? Galiba öyle bir şey. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Speak to Professor Lupin diyor. Okey, Lupin'le konuşalım. Valla ne konuştuğumuzu bilmiyorum ama Make way of the curse diyor. Biz bu büyüyü yapmamız lazım. Şimdi onun için Q ya. Aynen, şu büyü. Bir dakika. Ne oldu? Ha Q. Bu büyüyü bir dakika ya. Change spell değil. Aynen bu. Bu mu? İşte bu büyüyü kullanmamız lazım. Aynen. Gördüğünüz gibi. Evet. Şuna mı atacağız? Aynen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha şuraya atalım mesela. Evet. Görüldüğü üzere bunu vurduk. Daha sonra şunu vuruyoruz. Pardon, vuramadık. Evet, bunu da vurduk. Sonra bunu vurduk. Ay vuramadım. Dur. Evet, onu da vurdum ve bize bu merdiven açıldı. Anladım. Şimdi biz bu büyü sayesinde arkadaşlar hedefleri vura vura ilerleyeceğiz. Anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle bir gidelim. Allah. Şimdi. Giden şeyler var mesela. Anladım. Açıkçası bu görev bir tık zormuş arkadaşlar. Ha, birini vurdum. Şu an rast... mana gibi bir şeyimiz var bu arada sanırım galiba. Evet onu da vurdum. Abi. Gidiş yolunu... Aynen onu da vurdum. Şuraya hadi. Ah be. Hadi vur. Ah be. Hadi vur. Abi asamın gücü gidiyor şu an. Çok da kullanamıyorum sanırım. Ha, hadi vur abi. Ah budur be. Bunu da vurduk. Çok güzel. Sanırım şu kapı açıldı aynen. Gayet güzel. İyi. Süper abi. Şimdi sanırım şuralara atacağız. Vurdum. Okey. Şimdi bir dakika. Kitapta bir şey quest log diyor. Görev hakkında herhalde. Aynen. Bize görev hakkında bir şeylerden bahsediyordur büyük ihtimal. Evet. Şunları atalım. Ona da vurdum. Hemen onu da vurdum. Ve ona da vurdum. Bir şey olacak mı? Ne yapmamız? Ha. Sıralaması varmış bunun arkadaşlar. Ya lanet olsun. Şimdi bir bunu, iki bunu, üç bunu, sonra dört bunu. Anladım. Şimdi anladım. Valla hiç de bakmıyoruz ha tahtaya. Şimdi ilk bunu vuralım. Vurduk. Üç de bunu. Sanırım 4'te bunu. Böyle mi? Tam bu şekilde değil mi? Bunu da vuruyorum. Ha, şimdi oldu ya. Az önce de yaptım. Az önce de aynısını yaptım. Yemin edebilirim yani. Aynısını yaptığıma yemin edebilirim yani. O kadar söylüyorum. Neyse. Şöyle bir gidelim. Evet. Yolumuzu... buralar tuzak mı? Ha, okey. Geç. İyi. Şimdi fark ettik yani. İyi bari. Ne oldu? Parkur tarzı bir şey yapacağız sanırım. Ha, bunu vuracağız. Bu açılacak.
Sonra buraya atlayacağız, anladım. Buradan ne açılıyor? Okey, o açılıyor. Tamam ama bu bir gitsin gelsin ya. Olur mu? Okey, buradan. Buradan nereye atlayacağız? Abi, şunu vur. Aynen, çok güzel bir şekilde atladık, güzel. Tamam, güzel. Buradan devam edebiliyoruz sonunda. Şimdi burada yine bir şeyler var. Direkt şeylere mi atacağız? Dur. Excellent work diyor. Lupin. Evet, Lupin geldi. Şimdi ilk dersimi bitirdik. Ne oldu? All Reader'ların Aim'in Shunt Spell diyor. Tekrar diyor. Öğrenin mi diyor. Aim alın diyor. Don't be... Nervous ne demek ya? Onu bilmiyorum. Neyse, tekrar biz herhalde bu hedefleri vurmaya çalışacağız anladığım kadarıyla. Okey, şimdi bu dersi de geçerse gerçekten çok iyi olur. İkinci, ay yoksa ikinci bir derse mi geçeceğiz? Başka bir şey sanırım bu. Ha, o kutunun içinden arkadaşlar bizim korktuğumuz bir canavarı çıkaracak yani. En korktuğumuz. İyi şanslar diyor. Onu mu hedef alacağız yoksa? Dur bakalım, göreceğiz. Ben anlamadım şu anda. İş bir şeye gelsin. Şuralara bir atalım arkadaşlar. Şimdi aklım çıktı valla. Vallahi bir de ölmedi. Şaka gibi valla. Aynen. Şunu vur. Şunu da vur. Abi. Evet. Allah Allah Allah. Arkadaşlar ödüm koptu valla. Lan durun, sakin olun. Oo, arkadaşlar bu biraz sıkıntı aynen. Şu an bunu fark ettim. Oo, çok fena vurdu. Çok fena vurdu valla. Defeat dedi ya. Evet, bunu bu buraya geçme. Valla en başa atarsa sinir olurum valla arkadaşlar. Tabii mana gücümüz de var. O da giderse sıkıntı yani. Ha, iyi bari bunların hani. Yine düştüm. 5'te 6 oldu. Son canavarı da öldürmem lazım. Ama iyi bari en başa atmıyor ya. O sıkıntı olurdu. Evet. Diğerin hangisi? Ha, şu herhalde. Tamam, o da öldüğüne göre wave complete dedi. İyi bari. Güzel. Daha şunu mu vuracağız yoksa bir daha? Wave 2 diyor ama. Evet. Oo, örümcekler çıktı arkadaşlar. Aman yarabbim. Bir dakika, şunları da öldürmem lazım arkadaşlar. Allah Allah Allah. Oğlum çok üzerime geliyorlar. Lan canım kalmadı. 4 tane öldü de. Ya neyse, ölünce sıkıntı yok. Hani en başa attığı falan yok da. Sıkıntı yani, niye öleceğiz? Evet, yine defeat dedi. 5'te 8 yaptık ama. Ya gerçekten çok vuruyorlar. Ya zaten evet, örümcekler falan. Harry Potter yani büyü dünyasında da falan hani güçlü yaratıklar da. Evet. Abi mana kalmadı, mana. Şu biraz çok asayı kullanınca maalesef eğimi alamıyorum. Kafa yiyeceğim ya. Beşti. Abi zehirliyorlar ya. Valla. Abi çok sıkıntı arkadaşlar. İki tane kaldı ya. İki tane ama. Evet, bir tanesi daha gitti. Evet, bu da gitti. Çok güzel. Bunun tabi canı aynen, tamam. Wave complete dedi. Evet, şimdi bunları vurduk. Wave 3 dedi. Wave 3'te ne yapacağız? Allah! Arkadaşlar. Oo! Bay 10 tane çıkardı. Karışık, ortaya karışık çıkardı bir de ya. Allah. Şunu da öldürdük mü? Abi bir dakika. Bitti mi? Yok, bir tane daha var arkadaşlar. O da sanırım şu yukarıda kaldı. Örümcek o herhalde. Şu. Hadi be. Oo. Arkadaşlar örümceği öldürmek gerçekten zor. Vallahi zor yani. Lan. Öldüremedim hala. Bir tane vurduk galiba. Yok, vuramadım. Evet, öldü. Budur. Speak the Professor Lupin diyor arkadaşlar. Evet. Buraya da geçtiğimize göre valla burayı görev zormuş arkadaşlar. Lupin şurada sanırım aynen.
Bence gayet harita çok başarılı arkadaşlar ya. Hani ömrü hayatımda ben daha böyle hani Minecraft'ta bu kadar geliştirilmiş daha bir şey yaptıklarını çok iyi hatırlamıyorum yani. Çok hoşuma gitti. Evet. Traveling'di Classroom diyor. Evet. Defense Against the Dark Arts Classroom. Geldik şimdi. Bu görev bitti. Evet, bu görev bitti. Completed quest dedi. Locate the potion. Evet, şimdi sınıf sınıf geze geze dersleri işliyoruz yani arkadaşlar. Aslında bu bana Bully Scholarship Edition hatırlattı arkadaşlar. Bully diye bir okul vardı. Şey, oyun vardı Rockstar Games'in. Ders işlemeye falan gidiyordun onda da. Çok güzel bir oyun olmuş bu valla. Onu hatırlattı. Neyse şimdi arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Gerçekten bu video hani bu seriye devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlarınızı like şeklinde her şekilde bana ifade ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.